Bugün güzel bir gün. Yani Rabbin önünde, hem Rabbin önünde buluşuyoruz. Hem de kardeşlerimiz bugün evliliklerini Tanrı'nın önünde takdis etmiş oluyoruz. Onları bereketleyeceğiz. Yani onların evliliklerini kutsayacağız ve bereketleyeceğiz. Rabbin huzurunda yeni bir aile kurulmuş oluyor. Bu çok güzel bir şey. Aile olmak gerçekten çok güzel bir şey. Biz Tanrı'nın ailesiyiz. Ve aynı zamanda birbirimizin kardeşi olduğumuzu söylüyor kutsal kitap. Ona iman edenler olarak. Aile olmak Tanrı için önemli bir şeydir. Bunu anlayabilmek adına evliliğe bakacağız. Hani Kosi ablanın da dediği gibi bugünün konusu evlilik hakkında dolayısıyla. Biliyorsunuz kilise nikahında evlilik hakkında konuşuyoruz. Aslında karı koca olmak Tanrı için ne anlama geliyor? Hem de onun çocukları olarak bizler için ne anlama geliyor? Buna bakmak istiyorum. Bunun için ilk evliliğe bakmak istiyorum sizinle. İlk evlilik, yani ilk karı koca kimdir biliyor musunuz? Adem ve Hava. İlk karı koca hayatına bakmak istiyorum o. Hani karı koca nasıl oldular? Bunu konuşmak istiyorum. Hani Adem ve Hava olduğunu biliyoruz. İlk nikah. Bunun için yaratılış kitabına bakacağız. Tanrı dünyayı yarattıktan sonra her şeyin iyi olduğunu söylüyor kutsal kitap. Her şey iyi ve muazzamlığa sahipti. Tanrı yarattıklarına baktığında böyle söylüyor. Daha sonra Tanrı insanı yarattı. Yani Adem'i yarattı. Onu Adem bahçesine koydu. Ona bir iş verdi. Ama Tanrı son bir şeyi daha gerek olduğunu söyledi. Ve evrendeki son şeyi yaratmaya karar verdi. Dünyayı yarattı, Adem'i yarattı, Adem'e bir meslek verdi, Adem'i Adem bahçesine koydu ve evrendeki son şeyi yaratmaya yarattı. Peki evrende son yaratılan şey nedir? Kadın. Yani evrende son yaratılan şey kadın, yani Havva. Yani bir Astolis gibi en son yaratılan varlık kadın. Yani dünyanın varlığı, evrenin varlığı kadının yaratılmasıyla bitti. Tanrı en son yarattığı şeyle bir Astolis gibi kadını yarattı ve ne kadar değer verdiğini de görüyoruz kadına. Ve bu şekilde evreni tamamladı. Aslında o hikayeye bakmak istiyorum size. Yaratılış bölümü 2. bölüm 18'den 24'e kadar şöyle söylüyor. Sonra Adem'in yalnız kalması iyi değil dedi. Ona uygun bir yardımcı yaratacağım. Rab Tanrı yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümünü topraktan yaratmıştı. Onlara ne at vereceğini görmek için hepsini Adem'e getirdi. Adem her birine ne at verdiyse o canlı o atla anıldı. Adem bütün evcil ve yabanıl hayvanlara, gökte uçan kuşlara at koydu. Ama kendisi için uygun bir yardımcı bulunamadı. Rab Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken Rab Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp etle kapadı. Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi. İşte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir dedi. Ona kadın denecek. Çünkü o Adam'dan alındı. Bu nedenle Adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi de tek beden olacak. Adem de karısı da çıplaktılar. Henüz utanç nedir bilmiyorlardı. Tanrı Adem'i yalnız kaldığını söylüyor ve bunun iyi olmadığını ifade ediyor. Adem'in farklı bir bedensel dayanağına olmadığını gösteriyor. İşte yalnızlık zor bir durum. Eskiden bir deyiş vardı. Yani çok güzel bir deyiş. Yalnızlık sadece Allah'a mahsus olan bir şey, Tanrı'ya mahsus olan bir şey. Çünkü o da yalnız değil. Yani onun dayanağı, farklı bir kişiye dayanağı olmuyor. Ve bunun için onu yalnız bırakmamak için, yani Adem'i yalnız bırakmamak için ona bir uygun yardımcı yaratacağını söylüyorlar. Ve bu şekilde Adem'e derin bir uyku veriyor. Belki bir anestezi yapıyor. O anlamıyor ne olduğunu. Ve Adem'in kaburga kemiklerinden kadını yaratıyor. Neden kaburga kemiklerinden yaratıyor? Neden başından değil? Neden ayağından değil? Yani şunu gösteriyor, hani benim fikrim Tanrı.
kadın ve erkeğin birlikte olduğunu, bir beden olduğunu gösteriyor ve tam ortasından Havva'yı yaratıyor. Eşit olduğunu gösteriyor Tanrı. Dünyanın varlığından beri aslında hala bazı bölgeler açısından hala tartışılan bir durum. Kadın ve erkek eşitliği. Ama Tanrı açısından hepimiz ruhsallıkta biriz, eşitiz. Tanrı Havva'yı yaratıyor ve onu Adem'e sunduğunu görüyoruz. Adem'e verdiğini görüyoruz. Bir gelin babası gibi Adem'e getiriyor. Adem'e veriyor. Ve bu kutsal kitapta gördüğümüz ilk karı koca. Yani ilk evlilik. Tabii o dönemde başka insanlar olmadığı gibi için böyle davullu, zurnalı bir düğün olmuyor. Kuru kuru bir nikah oluyor ama yani oradaki ilk evliliği görüyoruz. Ona uygun bir yardımcı yaratılmış oluyor. Adem'den çıkmış oluyor. Adem'den yaratılmış oluyor. Uygun bir yardımcı. Aslında bugün bu çok tartışılan bir kelime. Bugün bunun üzerinde biraz duracağım. Yardımcı nedir? Bazen özellikle erkekler bunu biraz kadınlardan üstün olabileceğini göstermek adına da kullanabiliyor. Kadınlar neden var? Yardım etsin diye. Yani yardımcı sadece yardımcı olmak için. Erkeğin kadına her yönden egemen olması için ya da kadınları erkeğin kölesi yapmak için Tanrı tarafından bir izin belgesi ayeti değil bu. Bunun altını çizeyim. Tanrı Adem ve Havva'yı yarattığında ilk evliliği yaratmış oldu. Tek eşli ilk evliliği yaratmış oldu. O halde bu yardımcı kelimesi nedir? İbranice kelimesi ezel diye bir kelime. Tanrı uygun bir ezel yaratalım dedi. Bu kelime yardımcı olarak ifade ediliyor. Kimi zaman yardım ve teşvik veren anlamına geliyor bu kelime. Sadece yardım değil, yardım ve teşvik veren. Yardım nedir? Yardıma ihtiyacı olan birine eksikliğini duyduğu şeyi vererek destek olmaktır. Bu ezel kelimesi aynı zamanda destekleyici anlamına geliyor. Özellikle bu kelime eski anlaşma içerisinde Tanrı'dan gelen yardım olarak pek çok kez kullanılıyor. 30. mezmurda kullanılıyor ya da mezmurlarda farklı şekilde ifade ediliyor. Tanrı'nın insanlara nasıl yardım edeceğini ifade ederken mezmur yazarı ya da eski anlaşmadaki bir peygamber bazen bu kelimeyi kullanıyor. Çünkü eksikliğimizi gösteriyor. Yardıma ihtiyacı olduğumuz. Kadın evrendeki tek yaşayan insanın eksikliğini gidermiş oluyor. Yani bu yardımcı bizim eksikliğimizin içerisinde bize teşvik veren, bizi daha iyi bir durum içerisine götürmek isteyendir. Yani ben bu kelimeyi düşündüğüm zaman derin derin Türkçe'de bir kelime var. Aslında bu yardımcı kelimesinin içerisinde kadının rolü içerisinde yandaş kelimesi, yandaş biliyor musunuz bilmiyorum, daha iyi bir ifadeydi. Aslında Tanrı Adem'e uygun bir yandaş yarattı Adem'den. Bir başka niteliği ise bu yardımcı kelimesinin şu şekilde ifade edebiliriz. Erkeğin eşi, yandaşı, yardımcısı ve tamamlayıcısıdır. Yani Tanrı kadını yani Havva'yı yaratarak onu Adem'de tamamlamış oldu. Evren bu ailenin tamamlanmasıyla tamamlanmış oluyor. Kadının yaratılmasıyla tamamlanmış oluyor. Dolayısıyla Adem Havva'da tamamlandı. Havva da Adem'de tamamlandı. Yani dünya yaratıldı. Dünya var oldu, her şey yaratıldı. Bir adam en güzel bahçeye konuldu, ona bir meslek verildi. Her şey muazzamdı her insan için. Her şey çok güzeldi. Tanrı ile ilişkiler çok mükemmeldi. Ama yine de bir eksik vardı. O da kadının aile. Aile çok önemli bir şey. Bizim Tanrı bizim yaşamlarımızda bizim nasıl babamız olduğunu biliyoruz. Bizler Tanrı'ya nasıl o yakınlık ilişkisini göstermek için ailemiz olduğunu söylüyoruz. Sevgilimiz olduğunu söylüyoruz.
Çünkü aile önemli bir şey. Dolayısıyla Adem Havva'da tamamlandı, Havva'da Adem'de tamamlandı. Evliliklerin asıl niteliği de budur. Dünyada var olan evliliğin içerisinde eşlerimiz, bizim yandaşlarımız olarak, aile bizim yandaşlarımız olarak bizi tamamlıyor. Eksiklerimizi tamamlıyor. Yani bugün ise Lübov Nikai'de tamamlanmış oluyor. Nikai Lübov'da tamamlanmış oluyor. Tanrı'ya ait ailelerden Tanrı'nın isteği bu. Birbirimize her konuda tamamlamamız. Bazen görüyoruz başarısız evlilikler ortaya çıkıyor. Başarısız diyeyim ona. Yani çünkü bazen insanlar birbirlerini tamamlamakta, birbirlerinin yandaş olmakta problem yaşayabiliyorlar. Bugünkü evliliklerin bozulmasının temel nedenlerinden biri de bu. Ama aile demek birbirlerinizi tamamlamak demek ve aile olmak çok önemli bir şey. Tanrı'nın evlilikte verdiği rol birbirimizin üzerinden birbirimize yandaşlık içinde, aile içinde tamamlamaktır. Sizin birbirinizi tamamlamanızdır. Ya bilmiyorum abla çok anlamıyor biliyorum ama yani birbirinizi tamamlayacaksınız. Bu şekilde iyi bir ilişki içerisinde olacağız. Bugün günümüz aile içerisinde de böyle olmalı. Birbirimizi tamamlamamız, her zorluğa karşı ailemizin içerisinde karı kocanın doğruluk yolunda yandaşı olması gerekiyor. Adem'in Havva'ya yandaşı olduğu gibi, Havva'nın Adem'e yandaşı olduğu gibi. Çünkü Adem için bir eksiklik vardı. Ne olursa olsun. O da bir ailenin eksikliğiydi, bir yardımcıydı. İşte bu yardımcı kelimesi, bu ezer kelimesi birbirini tamamlamak demek. Eğer o zaman şöyle oluyor, eğer Havva yaratılmamış olsaydı, ki biz olmazdık o zaman da, tamamlanmamış olacaktı evren, tamamlanmamış olacaktı Tanrı'nın insanlar için dünyada verdiği buyruklar. Aile çok önemli bir şey. Tanrı'nın verdiği buyruklar bazen aileye dayanıyor. Peki bizler, kadın adamda, adamda kadında yandaş olduğu gibi, tamamladığı gibi ruhsallığı içerisinde bizi tamamlayan birisi var. Bizler Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'te tamamlanıyoruz değil mi? Yaşamlarımızın içerisinde İsa Mesih'le tanışmadan önce hepimiz eksiktik, günah içerisinde yaşıyorduk, tam olmadığımız ve kendi becerilerimizle tam olmayacağımız için İsa Mesih bizi tamamlamış oluyor ruhsallığın içerisinde. Bir sevdiğim bir ayetler okumak istiyorum bununla ilgili. İsa bizi nasıl tamamladığı ile ilgili. Efesliler 2. bölüm 1'den 10'a kadar okumak istiyorum. Şöyle söylüyor. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümdarlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlere oturttu. Bunun için Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğine gelecek çağrılarda sergilemek için yaptı. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağandır. Amin. Bizler bir zamanlar gazap çocuklarıydık. Bizler bir zamanlar Tanrı'yı hak etmeyen, tamamlanmamış insanlardık. Mesih'i tanımadan önce ölüydük, gazabı hak eden insanlardık. Yani eksiktik. Tanrı yokken gerçeği görmeden ve bilmeden ruhsal anlamda yaşamıyorduk. Benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek iyi olmayan tutkularla yaşıyorduk. Ve bu bizi dolayısıyla gerçek yaşamdan uzak tutuyordu. Ve ruhlarımız için büyük bir eksiklik yaratıyordu. Ruhsal olarak ne tamamlayıcımız ne de tutkularımızdan başka bir yandaşımız yoktu. Bunlara göre yaşadığımızı söylüyor kutsal kitap.
Tanrı'ya değil gazabı hak ettiğimizi söylüyor. Kutsal olma konusunda eksiklik sıfır. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Yani bize yandaş olup bizi tamamlamış oldu. Bizler Adem'in Havva'da tamamlandığı gibi bizler Mesih'te tamamlanıyoruz Tanrı'ya hak edebilmek için. Tanrı'nın kutsallığını göksel yerde onunla birlikte olabilmek için Mesih bizi tamamlıyor. Bazen kendimizi eksik hissedebiliyoruz. Bazen kendimizi güçsüz hissedebiliyoruz. Aileler içerisinde güçsüz hissedebiliyoruz. Aile olarak kendimizi zayıf hissedebiliyoruz. Ama bizim bir tamamlayıcımız var. Tanrı bizi tamamlıyor. Tanrı bizi kendi lütfuyla, kendi yüceliğiyle tamamlıyor. Ona iman ederek onda tamamlanmış oluyoruz. Onunla birlikte yaşamaya ve onun lütfu aracıyla onun göksel yerlerinde oturmaya müstahak oluyoruz. Bunu hak etmiş oluyoruz artık Tanrı'nın sayesinde. Ve bu şekilde tamamlanmış oluyoruz. Aslında bu çok güzel bir ifade. Tamamlanmak. Yandaş olmak. Tanrı bizim tamamlayıcımız ve yandaşımızdır. İlk aileyi kurduğunda Tanrı bunu ifade etti. Tanrı ilk aileyi kurduğunda yandaş olması gerektiğini ifade etti. Bugün aile içerisinde yandaş olamıyorsak başka problemler çıkıyor. Biz bugün Tanrı'yla yandaş olamıyorsak başka problemler çıkıyor. Başkalarıyla yandaş oluyorsak farklı problemler doğuyor. Ama biz bugün yaşamlarımızda kendi ailemize, eşimize bakıyorum aslında şöyle, çoğumuz çocuklar dışında evli insanlarız. Ama ya da evliliği bilen insanlarız. Bizim yaşamlarımızda aile içerisinde yandaş olmak, başkalarıyla yandaş olmamak anlamına geliyor. Kötü şeylerle yandaş olmamak anlamına geliyor. Tanrı'yla yandaş olmak, Tanrı'nın bizi tamamlamasına izin vermek bizi farklı yere götürüyor. Yani Tanrı'yla, Tanrı'nın lütfunla yaşamaya getiriyor. Amin. Yani ben çok uzatmayayım. Bizim şimdi kardeşlerimiz bugün onları takdis edeceğiz. Ama bir duayla bitirmek istiyorum. Ondan sonra sözü Jordan abiye vereceğiz. Ve herkesin beklediği an gelecek. Evet Rab, senin önüne geliyoruz bugün. Sana teşekkür ediyoruz Rab. Sen aile olmayı bize sen gösterdin. Aile olmayı bize sen ifade ettin. Bunun nasıl olacağını sen gösterdin. Sana teşekkür ediyoruz bugün. Sen Adem'i Havva'da tamamladın. Havva'yı Adem'de tamamladın. Birbirlerine yandaş yaptın. Ve biz bu evliliği örnek olarak görüyoruz Rab. Senin yarattığın evliliği. Sana teşekkür ediyoruz bugün için. Ve sen bizi Mesih'te nasıl tamamladığını biliyoruz Rab. Nasıl bize yandaş olduğunu. Sana teşekkür ediyoruz Rab. Bize yandaş olduğun için, bizi bereketlediğin için. Rab bize yüreklerimizi diri tut. Biz farklı yerlere yüreğimiz yandaş olarak gitmeyeceğini biliyoruz Rab senin lütfunda kalınca. Sana teşekkür ediyoruz. Bugünkü çift için de dua ediyorum Rab. Onları bereketle. Sana teşekkür ediyoruz ve seni seviyoruz. Mesih İsa'nın ismiyle. Amin.